Saygıdeğer hemşerilerim, değerli basın mensupları. Geçtiğimiz haftalarda bir AK Parti Kütahya Milletvekilinin MHP ve CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde BDP ile ortak hareket ediyor açıklama yapmasına Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Profesör Doktor Alim Işık çok sert cevap verdi. Bu açıklamayı yapan iktidar milletvekiline sormak istiyorum diyen Alim Işık, 12 Haziran 2011 milletvekili seçimlerinden sonra mecliste CHP ve BDP'li vekillerin yemin krizi yaşandı. Bu yemin krizi nasıl aşıldı? Mecliste BDP'li vekillerin yemin etmesi konusunda hangi parti ikna etti? AK Parti mecliste BDP'li vekilleri ikna etmedi mi? Milletvekili yemini etmelerini sağlamadı mı dedi. İktidar Partisi milletvekilinin bu tür yalan yanlış açıklama yapmaması gerektiğini söyleyen Alim Işık, İktidar Partisi'nin milletvekilinin Kütahya'daki SLE'nin özelleştirilmemesi için, polis meslek yüksekokulunun gelmesi için Kütahya'nın lehine olacak işlerde çalışmasının gerektiğini söyledi. Sayın Başbakan başta olmak üzere bu süreçte İktidar Partisi'nin birçok milletvekili BDP'li milletvekillerinin yemin etmelerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında her türlü istediklerini söyleyebileceklerini garanti eden konuşmalarla adeta yalvararak bu ikili işbirliğini devam ettiler. Ve sonra da BDP'li milletvekilleri İktidar Partisi'nin bu söylemleri ve kendilerine gelen aracıları vasıtasıyla yemin etmeyi uygun buldular ve geldiler yeminlerini ettiler. Şimdi hangi partinin hangi partiyle beraber çalıştığını milletimiz gördü. Bunları unutmadık. Yani bunu söyleyen arkadaşlar bu milletin hafızasının silindiğini falan zannetmesinler. Milletimiz öyle asil ve azizdir ki günü geldiğinde kimin ne yaptığını vicdanıyla baş başa kaldığında çok iyi değerlendirir. 2009 yılı Ağustos ayında başlattıkları sözde açılım projesiyle bugün Türkiye İktidar Partisi'nin hangi noktalara getirdiğini ve artık bir uçurumun kenarına ulaştırdığını bu ülkede yaşayan her vatandaşımız çok iyi biliyor ve İktidar Partisi milletvekillerinin bu tür söylemlerinin hiçbir anlamı olmadığını kendi vicdanıyla baş başa kaldığında zaten kendisi kararlaştırıyor. O anlamda bu tür demeçlerde bulunan değerli milletvekillerinin biraz daha sağduyulu, biraz daha doğru bilgilendirmeyi öne çıkaran söylemlerde bulunmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Alim Işık, SLE'yi kömür işletmeleri ve termik santralinin özelleştirme çalışmasına da değindi. Işık, SLE'yi kömür işletmeleri ve termik santrali özelleştirilirse sıra bor madenlerimize gelecek dedi. Alim Işık, Kütahya'nın SLE'yi kömür işletmeleri ve termik santraline sahip çıkmasının gerektiğini ifade etti. Kâr eden SLE'yi kömür işletmeleri ve termik santralinin özelleştirilme çalışmasındaki asıl sebebin iktidar partisinin hızla büyümeye devam eden cari açığı kapatmak olduğunu belirtti. Değerli hemşerilerim, bu konuya dur demek zorundayız. Eğer bunu başaramazsak, gerekli tepkiyi toplumsal olarak gösteremezsek, Kütahya'nın elinde kalmış son devlet kuruluşları olan termik santraller, lignit işletmeler ve arkasından da eti madene bağlı bor sahaları elimize gidecektir. Artık Kütahyalı gençlerimizin çalışabileceği kamu kurumu ve kuruluşu niteliğinde hiçbir tesis elimizde kalmayacak. Bu nedenle Kütahyalı hemşerilerimin buna duyarlı olmasını ve bana dokunmayan yılan bin yaşasın atasözünden yola çıkarak şimdiye kadar sessiz kaldığı konulara duyarsız kalmamasını